Caner, birkaç dakika bekleteceğim. Biraz önce röportaj yaptığın bu Sözde Hoca'nın üyelerinden kişinin yeğeni Orhan Bey var. Doğa evlerini sildiler. Sadece... Birkaç dakika bekle Caner lütfen. Orhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Biraz önce ekranda gördüğümüz kişi, biz depremzedeyiz, Adıyaman'dan geldik dedi. Sizin neyiniz oluyor? Benim dayım. Dayınız. O depremden önce İzmit'teydi zaten. Yani Adıyaman'da 6 Şubat depremini yaşadı mı yaşamadı mı? Yok, kendisi yaşamadı. Yaşamadı. Ve bunlar daha önceden biat etmişlerdi. Hı hı. Ne kadar süredir bu Sözde Mehdi'nin müridi? Yaklaşık depremden bir 6 ay ya da 7 ay falan oluyor. Bu da Eylül 2022 tarihini gösteriyor. Muhtemelen daha önce de olabilir yani. Yani kendisini ekranlarda bir depremzede olarak, bir mağdur olarak algı yaratıp gerçek... Aynen. Gerçek nedir anlatın. Aynen. Evet. Artık onun yanında amcam kızları falan, dayım çocukları... onlar da eşlerinden boşandılar. Oraya giden bayanlar eşlerinden boşanıyorlar. Çünkü kocaları orada olmalarını istemiyorlar. Onlar da kocaları yerine Mehdi tercih ediyorlar. Sözde Mehdi. Şunu anlamıyorum. Şimdi sizin dayınız ve amcanız orada. Dayım orada, amca çocuklarım orada. Amca çocuklarınız eşlerinden boşandı mı? Evet. Boşanma sebebi nedir? Sözde Mehdi. Yani eşleri diyor ki bak işte kocacığım. Siz de gel. Eşlerine diyorlar sen de gel evet. Buraya. Hı hı. Eşi de diyor ki bırakın onları, biz inanmıyoruz, gelin buraya. Hı hı. Bu şekilde eşleri Sözde Hoca'yı biat ederek eşlerinden vazgeçtiler. Öyle yani kendi yuvalarını yıktılar, Sözde Mehdi ve hocayı evet. Seçtiler. Dayınız orada. Peki evet. Kendini niye depremzede olarak gösteriyor? Halbuki Kocaeli'nde ve çok öncesinde bu Sözde Mehdi'nin yanındaymış daha deprem olmadan evet. 7-8 ay önce. Bunu yapmasının sebebi ne? Mağdur göstermek mi kendini? Muhtemelen orada bir algı oluşturmak. İşte depremzedeler, hani dedi ya burada depremzedelere de kalıyor. Orada bir tane depremzede kalmıyor. Daha önceden biat eden, hani burada evi yıkılan ama orada olup da evi burada yıkılan vatandaşlar orada. Anlat. Dayınız ve iletişim kurabiliyor musunuz dayınız ve amcanızla istediğiniz zaman? Konuşuyorlar mı sizinle? Yok, bize karşı, akrabalara karşı tavır almışlar. Biz biat etmediğimiz için. Hı hı. Hepinizi çağırdılar mı? Hani kendileri kurtuluşa eriyormuşlar. Biz yanacakmışız. Bir nevi o felsefedeler. Hı hı. Peki böyle para pul götürdüler mi? Mal mülk sattılar mı? Vallahi ben... hani malları falan ya, evi zaten depremde yıkıldı. Satacak bir şeyleri yoktu. Anladım. Çok teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Biraz önce farklı algı yapan kişinin yeğeni öncesinde böyle bir durum yoktur. Oradadır diye. Bu arada sözleşmeler bu Sözde Mehdi için çok önemli. Yayında da ihbarlarda da biliyorsunuz önemli ihbarlar geldi. O tarikatın ya da Sözde tarikatın... üyesi olabilmeniz için bir sözleşme, bir imzalamanız gerekiyor. Bu çok anlamsız gelmişti bize. Sonra WhatsApp ihbar hattından yapılmış olan sözleşme örnekleri geldi. Biraz sonra bu sözleşme örneklerini de ekrana getireceğim. Ziyaretçi misafir formu olarak düzenlenmiş ve işte yetkili mahkemelerin, yürürlüğün, verilerin korunmasının... yasalara uyumun, ziyaretçilerin ve kalacak olan kişilerin sorumluluklarının neler olduğunu, görev tanımlarını belirtmiş. Şu anda da ekranda imzalayan kişinin ismini sildik. MA ismine ait bir sözleşme. Kan grubunu ve hastalıklarını da yazmışlar. Görev tanımlarında dikkatimi çeken E maddesi, Sözde Hazreti Mehdi'nin hadislerde bildirilen tüm delilleriyle tanır. Yani ona biat eder, o olduğuna inanır yazıyor. Mesela bununla da ilgili eminim bir açıklamaları vardır. Ben şunu söylemek istiyorum Esra Hanım. Bu sözleşme hükümsüzdür. Bu sözleşme gereğince eğer korkuyorlarsa bu sözleşme tamamen geçersiz. Bizim hukuk sistemimizde insanlar istediği sözleşmeyi yaparlar ama bu sözleşme yapmanın serbestliğinin sınırı var. Ne olacak? Kanunun emredici hükümlerine aykırı.
kamu düzenine aykırı, ahlaka aykırı ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden, korumayan sözleşmeler geçersizdir. Bakın buraya başvuran kişi baş ağrısı migrenle başvurmuş ve şöyle bir sözleşme maddesi yapıyorsunuz. Ben sizin vücudunuzda istediği şeyi yaparım, benden şikayetçi olmayacaksınız. Anayasada güvence altına alınmış. Bakın bu çok ciddidir. Yetkililerin hepsine seslenmek istiyorum. Okuyabilir miyim orayı maddeyi? Devletin, şunu bir ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasanın 17. maddesi zihinsel ve fiziksel bir insanın madeni, bütünlüğünü koruma yükümlülüğü devletin altındadır. Böyle sözleşmeler yaparak insanların beden bütünlüğünü zarara uğratan ve onları korkutan kişiler hakkında derhal işlem yapılmalıdır. Beden ağrısıyla, migren ağrısıyla kişinin vücuduna sopayla vurmanın arasındaki ilişki nedir? Ama sözleşmede kendi tarafları korunuyor. Ziyaretçi İslam ilmiyle ilgili destek talep ettiği takdirde ilmin gereği uygulanacak olan kısas kefaretinin kendisine vekaleti karşılığında uygulanacağını, bu uygulamanın bedenine ve sağlığına verebileceği zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu bilmektedir ve belirtir diyor. Yani ben her şeyi yaparım. Ama oldu da ben sürekli bunu yaptım, bedeninde herhangi bir zarar oluştuğunda ben kendim bu konuda sorumlu hissetmem diyor. Caner. Ben dalmışım. Esra Hanım, az önce Ramazan Bey'e sözde depremzede abiye sorduk. Konuşmak istedik kendisine, dayısının iddialarını sormak istedik ama kendisi söz hakkını kullanmak istemedi. O yüzden kapıda duran... arkadaşımıza sormak istiyoruz. Az önce buraya gelen depremzedeyim diye iddiada bulunan kişi aslında depremzede olmadığını söyledi dayısı telefona bağlanıp. Abi o kişi büyük ihtimal yalan söylüyor. Çünkü ben ilk yani onlar geldiğinde yanındaydım. Ben de Derince'deydim o zaman. Bir senedir yanımızdalar. Ben buna şahidim. Yani Adıyaman'dan mı geldiler deprem zamanı? Adıyamanlılar Hatay depremi olduktan sonra yanımıza geldiler. Bir senedir yanımızdalar. Yani ben Derince'deyken gelmişlerdi Nurettin Abigil'den. Tanıyorum. Şu an... Şunu sormak istiyorum. Siz niye kapıda bekliyorsunuz? Güvenlik misiniz? Evet yani... Geceleri de nöbet tutuyor mecburen... mu? Nöbet tutuyorum yani. Çünkü kavga çıkarmaya geldikleri belli. Yok kimse burada kavga çıkarmaya gelmedi yani. Bir şey olur bir şey olur diye o yüzden duruyorum yani. Peki gece nöbet tutuyor musunuz? Yok hayır. Nöbet tutan başka arkadaşlar var mı? Yok hayır. İddialara göre telsizlerle burada geziyor diyorlar gece telsiz. Tamam telsiz kendi işlerimizde kullanıyoruz yani. Caner Bey telsiz neden kullanılır? Yemek falan getirip getiriyoruz. Ondan dolayı haberleşiyoruz yani. Ziyaretçilere imzalatılan yemekle ilgili mi soruyorsunuz telsiz? Niye imzalatıyorsunuz bu sözleşmeleri diye sorar mısın Caner? Biraz önce bahsettiğimiz sözleşme. Sözleşmelerle ilgili bilgin var mı? Yok hayır bilgim yok. Sayısız sözleşme yani sözleşmeyle ilgili bazı kişilerim kendisi var burada. Kendisi bir sözleşme yaptım öyle soralım. Sözleşmelerle ilgili kim ilgileniyor? Bilmiyorum. Sözleşme yaptınız mı? Buraya geldiğinde? Hayır öyle bir şey olmadı. Herkese sözleşme yapıyorlar ama sen de neden yapmadılar? Abi ben daha fazla konuşmak istemiyorum lütfen. Şimdi herkese sözleşme yapılıyor sen neden yapmadın? Yok öyle bir şey yok hiç kimse. Ama sözleşmeler geliyor yayında bunları yayınladık. Kısas kefareti yapanlara hangi sözleşmeyi imzalatıyorsunuz? Yani halifemizle ilgili sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Ben sözde Mehdi olduğuma size inandırırım ama başınıza bir şey gelirse benden şikayetçi olmayın demek. Teşekkür ediyorum söz hakkını ve cevap hakkını kullandığı için. Şunu da altını çizmek istiyorum. Hem Bayramiç, Küllüce ve Evciler Köyü sakinleri bugüne kadar olan tüm anlaşmazlıkların hepsini bölgede bulunan jandarma kolluk aracılığıyla çözmüş. Yani yaşanan her problemi hem muhtarlar aracılığıyla hem de bireysel olarak jandarmaya, kolluğa şikayet etmişler. Bu da onların en doğal haklıdır. Bölgede böyle bir tatsızlığın yaşanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar o köy halkının kendine göre bir yaşam tarzı vardır. Bir ses kaydı geldi sevgili seyirciler. 15-20 dakikalık bir ses kaydı. Bir eş tarafından gönderildi. Eşinin bu sözde Mehdi'nin işte önce internetteki videolarına, sosyal medyadaki videolarına takıldığını, sonra kendisinin de inanması konusunda zorladığını, sonra bu süreci sorguladığını, o Derince'deki yerlerine gittiğini ve oradaki o sorgulama neticesinde kendi eşini oradan çevirmek istediğini ama ikna edemediğini, bu sefer inanmış gibi, mış gibi yaptığını, yuvasının yıkılmak üzere olduğunu anlatan bir ses kaydı. Tabii ki bu ses kaydını yayınlayamayacağım.
ve yayınlamayacağım da. Ama onun 4 sayfalık filan bir deşifresini, yani bir yazılı bölümünü çıkarttım. Notlar aldım. Ben bu ses kaydının tamamını dinlediğimde çok üzüldüm. Şu açıdan üzüldüm. O telefonun ucunda o bize bilgilendirme yapan kişinin çaresizliğine, bir tarafta yuvasını kurtarmak için vermiş olduğu mücadeleye, diğer tarafta bu sistemin içerisinde olan herkesin bu uyuşmuş ama kendini ifade edemeyen, aslında birçoğu da bu yanlışın farkında mı artık, bir kere hani kolu kaptırdık, bu saatten sonra dönüşü de imkansız denen feryadı beni çok üzdü. Yarın oradaki içeriklerden de bahsedeceğim. Caner, söz almak isteyen, söz hakkını kullanmak isteyen başka kim varsa mikrofon uzatabilirim. Söz hakkını kullanmak isteyen var mı? Muhtarım bir şey, sen... Süleyman abi, var mı son söylemek istediğiniz bir şeyler? Son söylemek istediğiniz... Yani şu an ne istiyorsunuz abi? En son olarak ne istiyorsunuz? Bir daha öğrenebilirim. Termalimizi geri istiyoruz kardeşim. Termalimizi geri istiyoruz. Bizim buradaki vatandaşlarla, buradaki şahıslarla bir şeyimiz yok. Alıp veremediğimiz bir şey yok. Biz Kürcüler Kaplıcası'nın eski günlerdeki gibi tarafımızdan kullanılmasını istiyoruz. Bu arada o ses kaydındaki en önemli cümlelerden biri, niçin Bayramiç'i seçtiklerinin de altını çiziyor. Burayı seçmelerinin önemli bir sebebi vardı. Sevgili seyirciler, söylüyoruz. Bizim görevimiz ihbarları değerlendirmek, toplumdaki yaşanan bu bazı, en çok da dini kullanarak, dini sömürerek, dini aracı kılarak insanları mağdur eden ne varsa ortaya çıkarmak. Bundan sonrasını ve gereğini tabii ki kurumlar yapacaktır. Ama mesela hala bugün alamadığım bir ton ihbar var. İnanın günlerce yayın yapsam günlerce o telefonlar bağlanır. Yarın tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.